Sevgili Fenerbahçeliler, değerli spor severler, hepinizi Fenerbahçe Televizyonu'nda 2F1B'den iyi akşamlar diliyoruz. Yine haftanın spor olaylarını beraberce ele alacağız. Ben ve sevgili arkadaşım Alp Eralp ile beraber. Biz bir derbi oynadık. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 1-1 berabere kaldı. Ee, ben bu derbiyi e, Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak e, izleme şansı buldum. E, değerli divan başkanlarımız e, Uğur Dündar ve eski divan başkanımız Vefa Küçük ve e, Beşiktaş Kulübü divan başkanı Tevfik Yaman Türk'le beraber izledim. E, hatta diğer yanımda da. Milli takımlar baş sorumlusu teknik direktör Stefan Kunz vardı. Epey futbol sohbeti yapma imkanı bulduk ve e, Fenerbahçe bana kalırsa her ne kadar Beşiktaş'ın daha çok e, fırsat bulduğu bir maç gibi görünse de Fenerbahçe bana kalırsa maçı elinden e, kaçırdı. Bu arada. E, ee, oynayamayan oyuncularımızı da yani başta bütün stoperlerimiz Serdar Aziz, Kim, Salay ve e, defansif ağırlıklı aslında her iki yönde oynayan evet. orta sahamız Crespo'nun da yokluğunu çok aradık e, diyerek pası sana veriyorum hmm. sevgiler. Valla e, bana göre de Fenerbahçe <laughs> elinden kaçırmış oldu. Niye? Evet, Beşiktaş'ın daha net pozisyonları var maç içerisinde. Ama özellikle yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası sanki maç bize daha fazla dönmüştü gibi geldi bana. Hı hı. Özellikle Gezal çıktıktan sonra Beşiktaş daha düz bir takım haline geldi ve e, orada vurucu damgayı yapmamız hı hı. gerekiyordu bizim. Yani son darbeyi indirebilirdik, indiremedik. Ee, üzüldüm mü? Evet, üzüldüm ama beraberlik kötü skor mu? E dünkü Antalya Spor'un Konya galibiyeti sonrası ikinciliği de neredeyse garantilemiş gibi olduk. O yüzden kötü bir skor değil. İnönü'den çıkıyorsun. Deplasman 40 bin seyirci. Onunla ilgili de size bir şeyler sormak istiyorum hakikaten Bedri abi. Yani yerinde seyrettiniz. Evet. Birinci sorum şu. Yani hem tribünlerin atmosferi hem de sizin bulunduğunuz yerdeki mini atmosferle ilgili iki sorum olacak size. Birinci sorum şu Bedri abi. Bu kadar gerilmesine sebep olacak ne vardı sahada? Ben Fenerbahçeli futbolcuların saha içerisinde herhangi bir tahrikini görmedim. Ama daha ilk taç pozisyonundan, ilk kornerden sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Bunun sebebinin ne olduğunu biz televizyon başındakiler anlayamadık. Birinci sorum bu. İkinci sorum, sizin bulunduğunuz yerde... Sayın Uğur Dündar ve Sayın Vefa Küçük beraber kol kola maçı seyrettiler. Ne kadar güzel bir görüntüydü. Evet, evet. Bu camiamızın son dönemde son bir hafta içerisindeki bütünleşmesi birlikteliği adına o kadar güzel bir fotoğraf ki gelecek sezon içinde bence Fenerbahçe'nin en büyük kozu o fotoğraftaki bütünleşme diyorum. Pası evet. size atıyorum. Ve o fotoğraftaki bütünleşme bize buna benzer beklediğimiz başka büyük fotoğrafların ortaya çıkması arzumuzu yeşertti desem herhalde herkes anlıyor ne demek istediğimi. Herkes anlar. Hepimizin hayali de o. <laughs> hepimizin hayali bunu o fotoğrafla bütünlemek. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Benim spora karşı pozisyonumu biliyorsun. Ben koyu fenerbahçeliyim. Fanatik taraftarım. Ama centilmenlikten yanayım. Ama biliyorsun Sevgili taraftarlarımızı kızdırma pahasına Avrupa'da her Türk takımını tutarım. Beşiktaş ve Galatasaray olmadan da büyük maçlar ve büyüklük olmaz. O yüzden tabii ki o rakiplerimize de saygı duyuyorum. Ve vardıkları son derece önemli Türk futbolunun yürümesi, büyümesi, yeşermesi için. Bize de en büyük keyfi veren Onlara karşı aldığımız galibiyetler Değil mi? Bu, bu da elbet. iki kere iki dört Şimdi bu sene iki kere Galatasaray'ı yendik Ne derler? Tadından yenmez işte. Mutluyuz Onlar da şimdi Bizim belki 25 puan gerimizde kalmalarından Daha ağırı iki kere bize mağlup olmuş evet. olmaları Ben de ezeli puan cetveline Hep çok önem veririm Hani ezeli puan cetvelinde zaten çok önündeydik Galatasaray'ın. Şimdi bu 25-30 puan daha ekleniyor filan. Şimdi olaya böyle bakıyorum ama centilmenlik esas diyorum. Dostluk esas diyorum vesaire. Çünkü unutmayalım ki ben 60'lı 70'li yıllarda taraftarların birbirinin renkleriyle yan yana oturduğu, yan yana bayrak salladığı tribünlerden geliyorum. Şimdi burada maçın başında neydi Beşiktaş seyircisini bu derece gergin hale getiren evet. şuydu Beşiktaş bu sene e, ligde aradığını bulamadı. Kupada aradığını bulamadı. Şimdi e, son duruma bakıyoruz. Yani işte Avrupa'ya e, dört takım gidecek. E, büyük ihtimalle onlar arasında da yer bulamadı evet. Beşiktaş İşte son puan cetvelinde 4. Başakşehir'in 6 puan gerisinde Dolayısıyla ellerinde yalnız bu maç vardı Beşiktaş seyircisinin Yani tatile çıkmadan önce son durak evet. Tatile çıkmadan önce bir Fenerbahçe derbisi kazanıp Onun keyfiyle hiç olmazsa sezona pansman yapmak evet. Sorun buydu evet. Yani bu bu gerginliği bu getirdi Fenerbahçe'ye karşı bir öfke değil bu sezonki başarısızlığa karşı bir isyan da Bu sezonki başarısızlığa karşı bana kalırsa son bir pansman çabası. Ama bunu şöyle kötü yaptılar. bunu orada daha sonra başka Beşiktaşlılar da söyledi hatta medyada da yazdı. Yani Anneler Günü'nde yine o kadınlara yönelik ağır ...kötü tezahüratlar, ağır tezahüratlar... ...burada daha fazla tarif etmeyeyim, herkes anlıyor. Bu çok şanssız oldu. Hani hep işte övünmek istedikleri Beşiktaş duruşu herhalde bu olmamalı değil mi? Yani kendileri de herhalde bunun farkındadırlar yaptıkları büyük hatanın, dev hatanın. Ve bu kendiliğinden oldu. Yani bir bizden gelen bir provokasyondan olmadı. Ondan sonra o karşılıklı didişmede Mert Hakan'dan bir düşman yarattılar. Evet. Bir düşman yaratma ihtiyacı vardı evet. ki bu gerginliğe bir gerekçe evet. oluşturulsun sonradan da olsa. Evet. Yani ee, böyle bir durum vardı. Ve o ilk korner atmaya gittiğinde bir dakika ne oluyoruz dedi yani. Bu, bu ne dediler? Fenerbahçe'li oyuncular. Ee, yani orada kafasına bir sürü şeyler yağarken de Bedri abi herhangi bir e, numara yapma yok, tiyatro yok. Soyunma odasına gidip de kafasına sargı sardırma yok. Koltuk evet. sandalyesinde dışarı çıkma yok. Yani Aynen. Doğru. Bunları yapanları da biliyoruz biz Aynen. Türk futbolunda dolayısıyla. Maçı adam yani, gibi oynamaya adam devam Adam gibi ettim. oynadı bizim futbolcularımız. Şimdi e, burada e, bir tek şeyi itiraf etmemiz lazım. Sevgili taraftarlarımıza sesleniyorum. Maalesef bizim stadda da küfür oluyor. Şimdi küfrün buna benzer ağır küfürlerin hiçbir stadda olmaması lazım. Siz şu anda televizyondan o maçı izlerken bunun ne kadar kötü durduğunu, o madde atmanın, kötü tezahürat yapmanın ne kadar çirkin göründüğünü hepimiz yaşadık. Bütün Türkiye yaşadı maçı izleyen. Şimdi demek ki bunu hiç kimsenin yapmaması lazım. Yani onların da yapmaması lazım, bizim de yapmamamız lazım. Ya bizim stadda bir 5-6 sene öncesine kadar bir ara bir 5-6 yıl küfür yoktu bizim stadda, hatırlıyor musunuz? Evet. Küfrü e, unutmuştuk, çıkarmıştık hayatımızdan. Ne kadar sürdü? 5 yıl mı 8 yıl mı bilmiyorum. Ona benzer bir süre. Ben tekrar... ...hepimizin o günlere dönmesini diliyorum. Ama bu ağır gerginlik o stadda beni de şaşırttı ve... Niye yoktu o dönemde biliyor musunuz Bedri abi? Sözünüzü kestim ama. Evet üst üste şampiyonlukların geldiği ve başarılı sezonların olduğu dönem içerisinde taraftara da bir özgüven geliyor. Hı hı. Siz özgüven sahibiyseniz eğer o zaman küfüre ve şiddete sarılmıyorsunuz. Olabilir. Olabilir. Bence bunun Olabilir. en büyük sebebi o. Yani Olabilir. Takım başarılıysa taraftar da o özgüvene sahip sadece ama sadece kendi takımını destekliyor. En büyük sebebi o bence. Ve en olumlusu da bu. Evet. Yani futbolcuları ateşleyen en önemli... Ee, ...zaten davranış biçimi de bu. Yoksa siz rakibe küfrettiğiniz zaman sizin oyuncunuz... ...bundan büyük bir haz almıyor, yani bundan büyük bir kırbaçlama, ateşleme görmüyor. Aynen. Ee, şimdi... E, ...sağ olsun mesela... E, ...Beşiktaşlı birçok e, yönetici, bir kere Beşiktaşlılar bizleri çok iyi ağırladılar. Yani e, protokol türünde hepsine çok teşekkür ediyorum e, ee, demin sözünü ettiğim Sayın Divan Başkanı'na da Tevfik Yaman Türkiye'de e, Genel Sekreter Mesut Urgancılara da hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok e, dosya, centilmence bir, bir, maç izleme ortamı vardı. Çok olgundu herkes. Orada e, hatta Beşiktaş e, Sicil Kurulu Başkanı Haluk Bey... ...çok üzgün olarak... ...çok medeni bir şekilde... ...seyircilerin bu kötü tezahüratları adına... ...geldi bana, hepinizden özür diliyorum dedi. Yani Fenerbahçe'den özür diliyorum dedi. Bu olmamalıydı dedi. Üzüldük dedi. Yani bu da çok büyük bir jest ve olgunluktu. O açıdan her şey iyiydi. Ama o elektriklenmeyi sahada biraz Beşiktaşlı oyuncular da o fitil ateşleme arayan taraftarların da dolduruşuyla maç boyu biraz sürdürdüler. Evet. Bu da biraz üzücüydü. Evet. Yani ve orada bizimkilerin a yeter artık deyip dik durma ve itiraz etme ve haklarını arama dışında bizimkilerin hiçbir provokasyonunu ben görmedim. Bilmiyorum ekran başında sen Yok, gördün Yok ben de görmedim. Evet, bir... Hatta aşırı sertliği de vardı Beşiktaşlı futbolcuların zaman hmm. zaman maç içerisinde Hakem de biraz göz yumdu o aşırı sertliklere Şimdi Hakem'e geleceğiz ee, Birinci maç başladı Maç başlar başlamaz da e, biz golü bulduk Evet. Ve e, golde e, offside'ı bozan bir e, Larin. E, Larin geç çıktı offside'ı bozdu. Hakem ve yan hakem onu iyi gördü. Ve golümüzü rahat tartışmasız verdiler. Ya sevgili Novak, daha golün sevincini sen içinde yaşayamadan 10 saniye sonra, 8 saniye sonra nasıl o penaltıyı yaparsın? Yani şimdi Novak da diyor ki, ben bu pozisyonda hiç oynayamadım diyor. Yani Novak hep bek oynadı. Bek oynadı. Bu sene de oynadığı maçlarda Bek oynadı. Evet. Üçlü oynadığımız dönemde Pereira'lı dönemde sol stoper oynadı. E, 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 Ama e, e, bu farklı da e, e, değil. Ender o, olarak dört, dörtlü oynayınca, Şimdi oynayınca farklı. Dörtlü oynayınca daha merkezdesin. Tabii, aynı, aynı. Ve daha Kim veya Serdar Aziz durumundasın. Ona da alışık olmadığını gösterdi maalesef. İki kere gösterdi. Ve aynı oyuncunun bir maçta iki kere üst üste penaltıya sebebiyet vermesi büyük şanssızlık evet. ve... şimdi biz o... E, içimiz kan ağladı, herkesin aynı anda sakatlanma veya... E, cezalı olması toplam işte o... E, Serdar Aziz, Kim, Salay ve Crespo... çok büyük yazık ne diyeyim yani... E, e, kolumuz kanadımız defansta kırık girdik evet. e, maça... ve gerçekten... yani bunu abarttığımı sanmıyorum... E, o 4 oyuncu sahada yani en azından kim Serdar Aziz ve Crespo olsaydı biz bu maçı eee bambaşka yani, maç olurdu. bambaşka maç olurdu. Bence iki farkla kazanırdı Fenerbahçe. Hı. O civarda bir maç olurdu. Yani en kötüsü 2-1 olurdu e, ya da e, 4-3 0 4-1 olabilirdi. Neyse geçelim. Ki bu artık e, projeksiyon. Evet. Bilemeyeceğiz hiçbir zaman ne olurdu. Ee, ama maçın bir kırılma anı var değil mi oradan e, onu hatırlatıp sana yine bırakacağım. 1-0 ee, biz öndeyken Serdar Dursun evet. o güzel verkaçlarla girdik sağdan daldı. Solda İrfan Can bomboş evet. bekliyor. Rahat pas atabileceği 2-3 an vardı. En sonunda biraz sıkıştırmıştı evet. Beşiktaş işte. ama ondan önce çok rahat İrfan çıkarabilirdi topu. Hiçbir offside yoktu. İrfancan tek başınaydı. Hatta İrfancan'ın da sağında iki Fenerli daha vardı. Doğru. Hatta daha yakın onlara atsa, onlar İrfan'a atsa yine bir zaman kaybı olmadan İrfan boş kaleye bile yuvarlayabilirdi. Orada Serdar Dursun golcü egoizmine biraz takıldı diyorum ve maçın kırılma anıydı diyorum. Çünkü orada 2-0'ı bulsak yine bu eksiklere rağmen o maçı biz 3-1'e falan taşırdık yine diyorum. Ne dersin? Bedir abi futbolda hiç sevmediğim laflardan biridir. Golcü dediğin biraz egoist olacak. Hı, bravo. Ben hiç, hiç öyle bir şey yok. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Hiç öyle bir şey yok. Tabii. Golcüyü bırak futbolcu dediğin egoist olmayacak. Tam tersi. Kesin. Ve bir futbol, golcü anlayacak ki öyle bir durumda mesela ee, Serdar Dursun bak sana konuşuyorum ee, değerli genç arkadaşım. O anda sen asist yapsan, İrfan Can'a boş kaleye o golü attırsan, Fenerbahçe camiası ve yöneticileri ve teknik direktörlerinin gözünde senin değerin iki misli artacak. Yani orada gol olsaydı atacağın golden kredin bu kadar yükselirse, orada asisti yapsaydın kredin bu kadar yükselirdi. Tabii herkes o pozisyonun üzerinde durdu. Katılıyorum size. Kırılma anıydı maçın. Ama ben size bir pozisyon daha hatırlatacağım. İkinci devre sol taraftan çok iyi indik çizgiye bir orta yapıldı. Kaleci Ersin'i de geçti. Altı pasın içerisinde bir Umut Meraş var. Bir de bizim Serdar Dursun var. İkisi arasında da çok ciddi bir boy farkı var. Serdar Dursun öne doğru iki adım atsa Umut Meraş'ın üzerinden o kadar rahat vuracak ki kafayı ama yerinde durmayı tercih ediyor. Yerinde durunca da Umut Meraş rahatlıkla araya giriyor ve topu uzaklaştırıyor. Hiç özetlerde bile gösterilmeyen bir pozisyon bu aslında ama doğru iyi hatırlattı. Ben o pozisyonda da birazcık Serdar Dursun'a kızdım. Daha hmm. hareketli ve daha ön sezili olmasını beklerdim. Daha atak. Evet. Evet. Doğru. şimdi Serdar Dursun da tabii son dönemlerde çok iyi performans gösterdi. Gömmek de istemiyorum ama bu iki pozisyon haricinde de Fenerbahçe oyun içerisinde baskı yedi değil mi? Ön alanda iyi bastı Beşiktaş. Biz de uzun top oynamak zorunda kaldık. Ve biraz şişirdik topları Serdar Dursun'a doğru. Serdar Dursun sırtı dönük bu topları çok alamadı ve genelde ikili mücadeleleri Wellington'a kaybetti. Bizim oyun içerisinde maçı birazcık Beşiktaş'a bırakmamızın ana sebeplerinden biri buydu. Eğer sırtı dönük topu alabilmiş olsaydı biraz bekletebilseydi, sağdan soldan arkadaşlarının gelmesini, hücuma katılmasını sağlamış olabilseydi, biz daha etkili olurduk gibi geliyor bana. Yani o duvar olma özelliğini de çok iyi kullanamadı Serdar Dursun. Yani Serdar Dursun formsuz bir maçındaydı. Evet. Özetle. Öyle Ki bir olabilir, olabilir tabi. Herkesin öyle bir e, bu tip istisnalar kullanma hakkı olur evet. arada. Ee, mesela Fenerbahçe. Genel olarak free kicklerinde, kullandığı evet. free de biraz başarısızdı. Evet. Yani İrfan Can kendisinden beklediğimiz... E, ...ince performansı gösteremedi. Free epey yukarıdan evet. e, mesela e, out'a gitti. Veya ortalarımız... E, ...çok adrese teslim değildi. Değil, o, o Ortalarda da biraz... E, paldır küldür hesapsızlık vardı. Ferdi canını Çin'e takarak oynadı. Takımın en iyisi. E, takımın en, en, en iyisiydi. Gerçekten iki kritik gol anını kurtardı. Doğru. E, o Bachwein'in pozisyonunda eee müthişti o, o kayarak müdahale evet. edişi. Eee orada mesela iyi bir futbolcunun penaltı yapmadan nasıl o pozisyon öldürülür... Evet. onu... Evet. E, hani ben hep derim ya bu da e, futbol eğitim... E, videolarında gösterilir. Bu da öyle göstermesi gereken... bir e, performanstı. Hatırlarsan mesela... E, Ferdi'nin İzmir'de 6'ya attığı golde de evet. sana demiştim hani video... Ve Doğru. eğitimde gösterilecek e, bir, bir başarı evet. silsilesi demiştim. E, nazar değmesin yine... E, Ferdi... kendisinden beklediğimiz performansı... E, gösterdi. Onun dışında... diğer oyuncularımızı e, performansına e, bakıyorum. Onun dışında... Altay iki kritik top kurtardı. Evet. Hani, e, bir Larin'den bir metreden çok o da kırılma e, anlarından evet, biri aslında. Evet. Lerin bir metreden kurtardı. Sonra şanslıydı e, e, direktten. O, o kimin vuruşunda? Lerin vurdu direktten. Lerin döndü. yine vurdu. Yan direk e, çataldan döndü Doğru. aşağı yukarı. Orada da şanslıydık. Bir kenardan kafa şutu uçarak kurtardı. E, o Üç, e, tam çatala mı gidiyordu, e, direğe mi gidiyordu bilemiyoruz hmm. onu ama iyi kurtardı onu. E, Altay iyiydi. E, onun dışında e, belki Zayç fena değildi. E, ama futbolcularımızda bir genel çok parlayan isim yoktu. Evet. Yani işte e, Ferdi, Altay, e, Zayç geliyor aklıma. Zayç'la alakalı şunu söylemek <laughs> istiyorum ben. Hmm. Şimdi merkez orta sahamızda Crespo'nun da yokluğunda Gustavo Zajtsik'e yer verdik biz. Hı. Takımın baskı yediği anlarda da e, çıkarken defanstan bazı top kaptırışlarımız oldu. Hı. Nazım mesela çok hata yaptı zaman zaman çıkarken. Taca attı, rakibe attı. Novak'ta evet. da bu hataları gördük. Evet. benim beklentim o oyunun sıkıştığı, baskı yediğimiz anlarda hem Mihaz alsın hem de Luis Gustavo'nun Kendilerini biraz boşa çıkartıp o pas trafiğinin içerisine girmelerini, arkadaşlarını rahatlatmalarını bekledim. İkisinden de o katkıyı göremedim ben. Mesela Crespo'da şöyle bir özellik var. Crespo boşluğu gördüğünde dikine driplinklerle hemen. topu taşıyor hemen. değil mi? Evet, evet. O da sizi rahatlatıyor maç içerisinde. Hı -hı. O sayede de sabek oynamasına rağmen bu özellik var. Gördü mü boşluğu hemen driplingle kat ediyor. O da baskıyı kırmanıza yardımcı oluyor Çok doğru Biz bunlardan biraz mahrum kaldık gibi geldi bana bu maçta O yüzden de hep uzun oynadık Uzun oynadık ve top kaybettik ee, Doğru ee, Zahitçi bir başka şanssızlığı O attığı tipik gollerden birini ikinci dakikada atmak evet. üzereydi O karambolde aslında yine yan ağları hedef evet. aldı Fakat Beşiktaşlı bir oyuncunun Yenelerin... e, baldırına geldiler mi Evet, evet. Ee, o kargaşada ben, ben göremedim evet. Tabi e, o anda biz Sizin gibi televizyonda 3 replay'de de evet. görmüyoruz Ama o, o yine güzel yere vurdu evet. e, Zayç orada O golle başlasak Gerçi ona benzer Onu 2 dakika sonra bulduk evet. golü. Ee, Şimdi e, <laughs> ikinci bölümde yine Biraz e, bu maçla ilgili senin yorumlarınla başlayacağız. Ligi ikinci bitiriyor olmamızla ilgili konuşacağız. Hoca durumunu konuşacağız. Belki voleybolu konuşacağız diyeyim. Bir, bir ara verelim tamam. ve birazdan değerli izleyiciler, 2F1B'nin ikinci bölümünde buluşmak üzere kısa bir reklam arası veriyoruz. Evet, e, sevgili Alp. E, şimdi dediğimiz gibi Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında senin senden önce ilk yorumlar alayım. Bu maçın tekniğinin, taktiğinin yanında benim için en önemli kısmı moral motivasyon tarafı. Moral motivasyon tarafı derken şunu kastediyorum. Şimdi son dönemde olan bitenleri biliyoruz biz. Trabzon'un şampiyonluk maçı sırasında açılan pankart Pankart sonrası bizim divan kurulumuzda yapılan konuşmalar, başkanımızın konuşmaları, divan kurulu başkanımız Sayın evet. Uğur Dündar'ın yapmış olduğu konuşmalar bir bütünleşme var, çok, bir kenetlenme çok var değil mi Camiye Camiye de. Şu anda Fenerbahçe çok güzel bir momentum yakaladı. Evet. Normalde şampiyon takımların yakaladığı momentumu biz ikinci olarak ruh olarak yakaladık ki bu çok önemli çok bir şey. Çok önemli. Yani taraftar yönetim bravo. Aynen. Sanki biz 2022-2023 sezonunda başladık. Evet. Şu an o mücadeleye başladık. O evet. havaya şimdiden girmeye başladık. Bu çok pozitif bir şey. Beşiktaş maçında yenilseydik biz eğer kaybeder miydik? Kaybetmezdik belki ama minik de olsa belki havamızın kaçmasına sebep olabilirdi. Ufak bir sekteye uğrardı. Bunun olmadığı için çok memnunum ben. Çok doğru. Havamızı kaybetmedik. Yani aynı kararlılıkla, aynı istekle, arzuyla, coşkuyla mücadelemize devam ediyoruz. Bu çok önemli. Bakın Hı -hı. antrenman öncesi görüntüler bunlar. Evet. İnanılmaz evet. bir coşku vardı. Evet. Ya ben evet. o gün oradaydım. Geldim. Yani taraftar bilenmiş. Taraftar istiyor Bedri abi. Taraftardaki heyecan ancak şampiyon takımlarda görülen heyecan. Bütün arkadaşlarım bana şunu soruyor. Seneye kombine işini ne yapacağız? Bak Hayır. uzun zamandır e, tabii, yardım istiyorlar. Tabii, ne yapacağız? Hangi tribünden alacağız? Herkes istiyor. Herkes havaya girmiş durumda. Herkes inanmış durumda. Gelecek sene Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içinde başından sonuna kadar olacak diyor herkes. Bu havayı ben çok önemsiyorum ya. Yani e, ve başkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda da şimdi konuşuyoruz burada. Tüm açıklığıyla da konuşuyoruz. Başkanın basın toplantısı dört dörtlüktü. Yani başkanın basın toplantısına ben e, kendisine söylediğim cümleyi söylüyorum. Sade taraftar olarak çok gurur duydum. Sade taraftarı bırakın, sade, muhalif olan taraftarlar bile hepsi her şeyle destek verdi. Duydu. Hepsi gurur duydu, herkes destek verdi. Yani e, gerçekten e, e, hani var ya dost düşmana parmak ısırtan eee. bir basın toplantısıydı. Ve... E, Biraz karşı tarafı da silahsız bıraktı. Yani ne diyeceğini şaşırdılar ondan sonra. Ne yanıt vereceklerini şaşırdılar. Ve e, dikkat edersen umarım böyle devam eder. Şu anda Trabzon o 8. Şampiyonluk şehri falan biraz e, şey aldı. Biraz kullanmaz oldu. Yani ayıp ettiklerini anladılar mı diyelim artık? Umarım. İnşallah. Umarım, umarım inşallah. Başkanımızın verdiği tabii çok mesaj var o demeçler silsilesi evet. içerisinde birçok konuda e, mesajları oldu. Ama bence ana mesaj şu. Artık bıçak kemiğe dayandı. Haksızlıkları yaptınız. Arkadan ittirdiniz. iltimasları geçtiniz. Topunuzla, tüfeğinizle, her şeyinizle geldiniz. Ama yeter. Ve Trabzonspor olunca ek haklarınız mı oluyor yani. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre dedi. Ve bu, burada da diğer takımların Tatlıca kulağını çekti. Yani siz niye buna tepki vermiyorsunuz? Siz niye yalnız seyircisiniz? Ya o da çok haklıdır. E, haklı ama işte böyle bir mücadele içerisine girdiğimizde Bedri abi hep dönüp bakıyoruz arkamızda. <laughs> yalnız, Arkamızdan gelen yok. Yalnız biz varız. Her, Alışıyoruz buna. Her tarafla, yani. her şeyle, herkesle savaşmak zorunda olan, mücadele etmek zorunda olan bir tek biz. Her konu da böyle. Hı hı. Yani sadece Doğru. bu Trabzon konusunda ve yapılan haksızlıklar, iltimaslar konusunda değil. Her konuda ne yaparsan yap. İşte limitler konusunda, bankalar birliği anlaşması konusunda. Başkanımız tek başına savaşmadı mı? Doğru. Sonunda diğerleri arkamızdan gelmedi mi? 3 Temmuz'da diğer takımların da bayraktarlığını Fenerbahçe'ye... Beşiktaş'ta vardı o davada. Hiç sesi soluğu çıkmadı. Hı hı. 28 şampiyonluk diyoruz. İşin içinde Beşiktaş'ta var. Sesi soluğu çıkmıyor. Sanki kendisi hiç yokmuş bu işin içinde gibi. Hı hı. Yani e, o 28 şampiyonluk konusunda e, ben bu işi 98'de başlattım. Evet. 1998'de Fener Dünyayı Yener sergisinin e, 1907'de açtığım, açtığım serginin e, o zaman Ferruh Tanay başkandı 1907'de. O katalogda e, Fenerbahçe'nin esas Milli Lig olarak bütün Türkiye'nin katıldığı bütün diğer turnuvalardaki birincilikleriyle... açık ara şampiyonluklarda önde olduğunu... Evet. ve onların da tabii ki değerlendirmeyi alması gerektiğini ilk ort ortaya koydum. Ondan sonra... 2014'te de bildiğin gibi işte Ferruh Tanay ve ben bunu federasyona yazdık filan gerisini biliyorsun. Federasyon bize cevap vermemeyi seçti. Fakat sonra bu dönemde Allah'a şükür yönetimimiz bunu en yoğun şekilde bu konuyu sahiplendi. en güzel şekilde, en detaylı şekilde o verdiğimiz Avrupa'daki diğer lig örneklerini falan en detaylı hale getirip sundu. Yani akıl var, mantık var. Bunu Kimsenin ben kabul etmiyorum deme lüksü yok. Burada sırf Trabzonspor'un Fenerbahçe ezeli yarattığı husumet ve Galatasaray'ın aman benim şampiyonluk adedim burada daha fazla görünüyor. Birden ben niye daha geride kalayım diye bütün kendi eski yıldızlarının oynadığı dönemleri yok sayma hatasına bile düşüyor. Orada da. Başkanımız Ali Koç ne dedi? Federasyon şimdi 100. yılında belgesel yapacak. Ne yapacak? 59 öncesini hiç göstermeyip e, futbol 59'dan itibaren mi başladı diye gösterecek. Yani bizi de Avrupa'da ne kadar mağdur gösteriyor. Çünkü bu bu ülkede futbol 23'te milli takım işte ilk maç Romanya 2-2 oradan itibaren başlayıp bütün Türkiye'de 59'a kadar da yoğun şekilde yaşanmış bir futbol tarihini sen yok sayıyorsun. İki takıma peşkeş çekmek için bu ortamı. Çok yanlış. Galatasaray 28 şampiyonluk üzerinden Fenerbahçe'ye vuruyor. Açıklamada yapmışlar sağ olsunlar. Ve işin detaylarına girdiğinizde de maalesef gerçekleri çarpıttıklarından ve yalan söylemekten de çekinmediklerinden Emin Mesela hep şey olanı söylüyor. Efendim o İstanbul Ligi'ni mi sayıyorsunuz? Evet. Alakası yok. <laughs> Saydığımız şampiyonluklar arasında bir adet mahallilik İstanbul Ligi şampiyonluğu gündeme gelmiyor. Evet. Tabii ki gelmiyor. Şimdi Galatasaray'la onun <laughs> mücadelesini veriyorsunuz. Trabzonspor'la işte bir pankart krizi, rezaleti bir yaşandı. Açık konuşalım. Geçen hafta detayına indik. Yani orada bir terör örgütünü de destekler duruma düşmenin aczini yaşıyorlar. Evet. Bunun bile farkına umarım yeni yeni varıyorlardır. Öte yandan işte 8. şampiyonluk anıtı yapacağız diyorlar. Siz onunla ilgili çok güzel uyarılarda bulundunuz ta geçen evet. haftanın. E Beşiktaş dediğiniz <laughs> zaman Ahmet Hülcebil'in açıklamalarını gördük. Çok üzücü. Yani akıl tutulması olarak nitelendiriyorum. Akıl tutulması. Şimdi dört ee, tarafımızdan başkanımıza teşekkür edeceğini ona e, e, akıl almaz bir şekilde taraftarı üzerinden Fenerbahçe başkanının Beşiktaş'ı koruyan demeçlerinden e, sanki e, rahatsız olmuş gibi bir hava yaratıyor. Şimdi bu ezeli rakiplerimizin tutumu Şaşırdım. bir yandan. Ezeli rakiplerimiz bu tutum içerisinde Fenerbahçe'ye karşı. Futbol Federasyonu'nun tutumu malum. Bir taraftan siyaset, bir taraftan basın, televizyon, yayıncı kuruluş derken dört tarafımızdan sarılmış vaziyetteyiz Bedir abi. Buna karşı dimdik ayakta durabilmenin de tek yolu var. O tek yolda sizin o Beşiktaş maçındaki Uğur Dündar'la Vefa Küçüğün yan yana olduğu fotoğraftan geçiyor. Evet. Birlik ve beraberlikten geçiyor. Biz kendi içimizde ayrışırsak bu dört duvar arasından çıkmamız mümkün değil. Evet. Dimdik ayakta durmak için hep beraber olacağız. Bu iki kere ikinin dört ettiği kadar açık bir şey. Ne dedi baş... Gelecek olan hoca gelecek Doğru. mi gelmeyecek mi? İsmail Hoca mı kalacak? Santifor alacağız mı almayacağız mı? Bunlar önemli ama en önemli olan bu birlik beraberlik meselesi. E, ne dedi e, başkanımız? Dışarıdan kimsenin bizi bölmeye gücü yetmez dedi. Doğru. Biz ancak onu yaparsak içimizde e, yapabiliriz dedi. Çok haklı onu da yapmayalım. Doğru söylüyor. Yapmayalım. E, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş <laughs> geçmiş bütün başkanlar, bütün yöneticiler e, tabii ki hepsi çok değerlidir. Bütün oyuncular, teknik direktörler hepsine... Ee, sevgimiz saygımız var özellikle Fenerbahçe'de simge olmuş e, tarihine kalmış büyük oyuncular bunların her biriyle camianın kulübün sevgi ve barış içinde e, yaşaması lazım e, burada e, herkesin herkesle bu oluşan güzel havayı da kullanarak bir barış ortamına geçiş yapması evet. lazım. Herkesin herkesle diyorum istisnasız. Evet. Evet. %100. Evet. %100. Gelecek sezonki şampiyonluğun anahtarı bu. Buradan geçiyor. Hı -hı. Ama çok güzel adımlar atıldı. Ya yani ben ben o sahneleri gördüğümde o kadar sevindim ki bakın Divan Kurulu toplantısında bir Divan Kurulu üyemiz çıktı. Vefa Küçük'le ilgili Evet. Biraz da böyle limitlerin agresif. üzerinde bir agresif bir eleştiri de evet. O sırada Vefa Küçü'ye ilk destek kimden geldi? Evet. Uğur, Uğur Dündar'dan Gündar'dan geldi. geldi. Evet. Çok güzel evet. bir hareket. Tabii. Bak. Ne tabii. kadar güzel bir işte ondan sonra da zaten sizin maçtaki beraberlik fotoğrafınız yani tabii. güzel şeyler oluyor ya. Evet. Beni evet. çok böyle pozitifliğe sevk eden gelişmeler bunlar. Şimdi ee, tabii ki hoca kararını ne yedik? Sevgili Başkanımız ve yönetim kurulu verecek. Biz burada beyin fırtınasına yardımcı oluyoruz. Ee, hani işte bu takımı bozmanın risklerini gündeme getirdik. Son 11 maç 2 beraberlik 9 galibiyet bunu alkışladık. Ee, herkes hakkını veriyor. İsmail Kartal'ı alkışladık. Ee, takıma kazandırdığı ruhu beraberliği. Ben de şunu diyorum. İster İsmail Kartal kalsın, ister Jesus veya ne diyorum Guardiola gelsin, Klopp gelsin, kim gelirse gelsin. Bizim alabileceğimiz oyuncu sayısı yalnız 3. Sol bek, açık, Santrfor, bir tane de hocaya joker hakkı. Bunun dışında biz oyuncu almayacağız, almak istemiyoruz. Bütçemizi sarsmak istemiyoruz ve bu takım oturmuş bunu bozmadan devam etmek istiyoruz. Hocanın bunu kabul etmesi lazım. Bunu kabul etmeyen hoca isterse bırakın 10 milyon euroyu bir euroya çalışsın ben istemem. 1 euroya. Haksız mıyım? Ne dersin? Şimdi sezon öncesi adaptasyon dönemi diye bir şey var. Bunu biz senelerdir görüyoruz. Bütün takımlarda görüyoruz. Tabii. Ve o adaptasyon döneminde de çok ciddi puan kayıpları olabiliyor. Evet Bizim gelecek sezona iyi başlamamız lazım Bedri abi, çok önemli. Hani bir havadan söz ediyoruz ya. İlk defa şampiyonlar ligi elemesi oynayacağız evet. uzun zamandır. Evet. evet. O yüzden de bunu yeni birbirine alışmaya çalışan bir takımla mı bu dönemi geçirmemiz lazım bizim? Yoksa oturmuş ama bir iki tane nokta atış takviye Aynen. gelen takımla mı birbirini lazım? birbirini ezberlemiş bir takımla bu çok daha rahat yapılır. Aynen öyle. Yani o yüzden e, yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri e, yeniden sil baştanlarla e, kaybedecek vaktimiz yok hakikaten. Yani yeni gelen hoca mesela Jesus olursa o kadar ortaya yansıyan isim şu anda tabii ki kendisi. E, Jesus'un demesi lazım ki evet bu takım ligin ikinci yarısında ki onu yöneten hocasıyla önemli işlere imza attı. Ben de bunu gördüm, algıladım. Tebrik ediyorum. Çok iyi yapmışlar. Evet gerçekten şuralarda kadroya takviye yapabiliriz. Benim de o konuda tercihlerim şu isimler. Şimdi ben bu takımı belki daha iyi toplu müdafaa, toplu hücum'a getireceğim. Belki Avrupa'da daha çok rakibe göre taktik olayına getireceğim. Ben de bu artıları getireceğim diyerek gelmesi lazım gelecekse. Anlatabiliyor muyum? Yani e, sil baştan yapıp Pereira'nın geçen sene bize yaptığı düzen bozmayı yaparsa, e, bütün kartları tekrar kararsa biz e, kararırız. ...şu anki avantajımızı da... ...avantajlı pozisyonumuzu da kaybetmiş Yok oluruz. Yok ederiz, evet. Şu anda her takımdan... 3 adım önde yeni sezona hazırız. Evet. Bunu ancak... E, ...sevgili başkanın dediğine dönüyorum... ...ancak bozarsak kendimiz evet. bozarız. Onun için yeni hocanın da bu konuda... E, ...o olgunluğu... ...olursa yeni hoca... Evet. ...İsmail Kartal'la devam edilmemek kararını alır sayın hoca'nın da o olgunluğu göstermesi şart. Şimdi rakiplerimize göz attığımızda Bedri abi Galatasaray'da bir başkan değişikliği olacak muhtemelen. Hoca değişikliği olacak. Onunla beraber çok ciddi yeni transferler gelecek. Onlar bir sil baştan yapacaklar. Onlar bir doğal deprem yaşayacaklar. Evet. O, o oradan kaçar tarafı evet. yok Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta sözleşmesi biten çok futbolcu var, gidecek olan, çok oyuncu var, kiralık olan oyuncuları var. Çok önemli. Onlarda da ilk 11'e 6-7 tane oyuncu takviyesi gelmesi kuvvetle muhtemel. Evet. Onlar da sil baştan yapmış evet, olacaklar. Evet. Çünkü geçen seneki noktasal atışlarla yaptıkları süper hazır takım niye işlemedi kendileri de bilmiyorlar. Aynen. Dolayısıyla bunlar bizim avantajımız mı? Avantajımız bence yeni sezon öncesinde. Bu avantajımızı kaybetmeyelim. E, Trabzon bize karşı ligin ikinci yarısında. O momentumunu tamamen kaybetti. Evet. Ligin ikinci yarısı göz önüne alınsa biz şampiyon oluyoruz. Yani o, o kadar net bir... E, e, onlar da Fenerbahçe'nin şu andaki tablosundan geride kalmış durumdalar. Evet. Onun için e, teknik direktör kim olursa olsun... Buna İsmail Kartal Hı. da dahil... Herkesin şu camiayı bütünleştiren, bu ruhu yansıtan takımın başarılarını görüp buna saygı duyması lazım. Ve ona göre yeni sezon adımlarını atması lazım. Evet. Bir de kalır ya da kalmaz. Ne olacağını bilmiyoruz ama her şartta İsmail Hocamız'a çok büyük bir teşekkür borcumuz Kesinlikle. var. Kesinlikle. Bir, büyük bir, iş çıkar. Bir teşekkür borsuyuz. İşte şu anda ikinci bitiriyoruz ligi. Evet. Ee, ben artık inşallah ikinci neredeyse bitirdik diyorum yine evet. e, bitirdik deyip işi bozmayalım evet. ama 5 e, puan önde 2 maç var bizim nispeten 2 rahat maçımız var e, Tabii ki sevgili Volkan'ın takımı Karagümrük rahat bir maç değil ama zorlu bir maç sonra da küme düşmüş bir takımla Malatya'yla e, oynayacağız e, bu maçlar Normalde Fenerbahçe bu maçlardan o 1 2 puan evet. e, alacağına göre ligi ikinci bitiriyoruz diyebiliriz. Evet. Bu büyük başarı. Kimse bunu tahmin edemezdi bir e, 13 hafta önce. Kimse. Mümkün değildi. Evet. Ya onu bırakın ikinci olmayı bırakın. Avrupa, Avrupa kupalarına gitmeniz bile zor bileti gözüküyor. Alır mıyız? Tabii. Çok zor diye diyorduk. Bakıyordu. Evet. Çünkü sahada oynanan evet. oyun da hiç ışık vermiyor. Voleybol. Voleybol. Bedir, ne oldu? Sen maça gittin. Ben hala kendime gelebilmiş değilim. Hala dünün şokunu yaşıyorum. Ben, e, ben e, Contemporary İstanbul Fuarı açıldı. Mecburen e, oradaydım. Buna rağmen tabii gözüm devamlı kritik anlarda televizyondaydı. E, iPad'deydi. Oradan izledim. Ben son set çok kötü oldum. Yani o üst üste kaybettiğimiz 5'er 6'şar puan hmm. anlayamadım. Seni dinlemeyi tercih ederim. Ya şimdi setlerde 2-0 öndeyiz. Hmm. Üçüncü set 17-13 skor. Tribünler coşmuş. Şampiyonluk şarkıları söylüyor. Ama belki de o şampiyonluk şarkılarını söylemiyor olmamız lazımdı o anda. Biraz daha mı beklememiz lazımdı? Sahadaki oyuncularımız, bizler tribünde, hocamız kenarda. Hepimiz sanki şampiyon olduğumuzu zannettik o anda. Evet. Ama işte spordaki klişe laflardan konuşuyoruz ya son düdüğe kadar bitmiyor bu iş. Hele hele karşınızda bu kadar ciddi bir rakip varsa son topa kadar mücadele eden sürdüreceksiniz. Oldu bitti şimdi, demeyeceksiniz. Şimdi ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tenisten geldiğim için ha. isterse son set 5-2-40-0 ileride ol ha. o maç bitene kadar bitmemiştir. Rakip son topu altı atana kadar hakem de bunu kabul edene kadar bitmemiştir. Evet. Ya da sen bir işi bitirene kadar bitmemiştir. Yani orada mesela e, şampiyonluk şarkıları ve o öforya e, ters tepti. Haklısın orada yani. Tabii şu anda moraller çok bozuk hepimizde ama sarı meleklerimize, gururumuz kızlarımıza şunu söylemek istiyorum ben. Çıkın Hı. bunu tamir edin. Her şey elinizde. Tabii. Bir evvelki maçta Vakıfbank'ın salonunda çıkıp da 3-1 kazanan kim? Sizlersiniz. Tabii. Rakibi sürklese eden. Bu maçta da aslında 3. setin 4'te 3'lük bölümüne kadar ilk 2 set artı 3. setin çok büyük bir çoğunluğunda yine rakibi sürklese eden kim? Yine sizsiniz. Tabii. Demek ki bunu yapabiliyorsunuz. Rahatlıkla Tabii. yapabiliyorsunuz. Çıkın kendi oyununuzu oynayın ama maç içerisinde sakın ama sakın demoralize olmayın. Son topa kadar mücadele edin. Ediyorsunuz. Yine güzel mücadele ettiniz. Her halükarda biz sizle gurur duymaya devam edeceğiz. O kupayı alın. Vakıfbank'ın salonundan müzemize getirin diyorum onlara. Çok istiyoruz. En az onlar kadar biz de istiyoruz. İnşallah. Ee, dünyanın en iyi e, 4-5 kadın voleybol takımı varsa bunlardan biri Fenerbahçedir, diğeri Vakıfbank'tır. Doğru. Dolayısıyla aslında bu iki takımın müthiş e, kapışmasını, müthiş. E, o üst seviyede hani dünya voleybolunun en üst seviyesinde doğru. hani futbolda bunun karşılığı Manchester City, Real Madrid maçı gibi doğru e, o oynuyor olmalarını doğru. iki takımı da tebrik etmemiz lazım bu büyük kapışmayı ve son maçtan e, senin dediğin gibi bizim, Sarı Meleklerin bu zaferi çıkarıp bu yarayı tamir etmelerini, bizi tekrar yaşama oksijene kavuşturmalarını diliyoruz diyorum. Şimdi bu hafta, bu hafta bizim Kara Gümrük maçımız var, Pazar günü ve Pazar günü biz Kara Gümrükle Saat 19'da oynuyoruz. Evet. E şimdi Trabzon Altay maçı İstanbul'a alındı. Evet. Aynı gün. Aynı gün alındı. Şimdi ben buradan soruyorum Futbol Federasyonuna, buradan soruyorum İstanbul Valiliğine, buradan soruyorum İçişleri Bakanlığına. Allah korusun, Allah saklasın. Burada. Fenerbahçe, Karagümrük Bütün taraftarlar Fenerbahçe yine Dolu Stad'a oynayacak evet. 50 bin kişi gelecek o gün evet. 50 bin kişi İstanbul'un her yerinden gelecek Stad'a da erken gitmek isteyecekler Şimdi e, Trabzon maçı saat 4'te evet. Saat 3 ile 4 arası 2 ile 4 arası Veya Trabzon maçı e, Dağıldıktan sonra e, Ne bileyim her yerde her an Fenerbahçe ve Trabzon seyircisi metrobüslerde, metroda, sokakta, İstanbul kazan onlar kepçe her yerde karşılaşabilirler. Hayır hiç karşılaşmayacaklar diyebilen biri var mı? İmkansız. İmkansız. Peki böyle bir açık provokasyon ortamına soruyorum federasyona, valiliğe, İçişleri Bakanlığı'na nasıl izin verdiniz? Nasıl bunu yapabildiniz? Nasıl insan canı üzerine bu riskleri alabildiniz? Ben anlayabilmiş değilim. Kalkın bir kötülük yapın deseler ancak bunu yaparsınız. Bundan daha büyük kötülük yok. Bunu ancak kasıtlı yapıyor olabilirsiniz. Yani insanın evet. aklına da bir sürü soru işareti geliyor. Yani ben çok üzgünüm. İnşallah her iki tarafın seyircileri de bu açık hatayı taca çıkarırlar diye umuyorum. İnşallah diyorum. Her ne kadar son Beşiktaş maçında bile of. insanlarda nasıl bir gerginliğin ortada havadaki elektrikte gezdiğini gördüğüm için kaldı ki Fenerbahçe şaşırırsa hiçbir şey yok. Yok. Ortamda bile böyle evet. bir elektrik olabiliyorsa burada neler burada neler olur sokakta her iki tarafın seyircisi bir yerde maazallah diyorum. Kendi seyircimize ve, ve bizi dinleyen Trabzonlu varsa onlara sesleniyorum. Lütfen herkes sakin olsun aklını başına alsın birbirine birbirini pas geçsin ister görmeden geçsin ister selam verip geçsin ama lütfen üst kademelerin yaptığı bu hatayı Türkiye taca çıkarmayı başarsın diyorum. Zaman var önümüzde isterlerse değiştirirler çok haklısın daha bugün salı ama isterlerse daha bugün salı alın. O zaman Trabzon maçını Cumartesi'ye alın. Bitti. Cumartesi'ye alın. Bu ortamı kurtarın. En doğru lafı söyledin kapatırken programı. Sana da teşekkür ediyorum. Hatadan dönme fırsatları var. Bunu kullanabilirler. Çok haklısın sevgili Alp. Değerli izleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Son bir cümlen varsa alayım lütfen. Çok yoğun haftalardan geçiyoruz Her tarafta finaller var Son maçlar var Fenerbahçeliler için yoğun bir dönem Alnımızın akıyla hepsinden evet. çıkalım Kupaları üzerimize getirelim ardarda. arda İstanbul'daki son maçımızda da Karagümrük maçında Sevgili eski kaptanımız Volkan'ın yönetimindeki Kara Gümrük karşısında da Fenerbahçemizi 50 bin kişiyle alkışlamaya gidelim Volkan'ı alkışlamaya gidelim Takımımızı bu sezondan bir galibiyetle uğurlayalım diyerek hepinize sevgi ve saygılar sunarak programı kapatıyorum değerli izleyiciler sevgili Fenerbahçeliler değerli spor severler hepinize iyi akşamlar